Selam arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir oyun kanalı YouTube'dan nasıl para kazanır, daha doğrusu YouTube'dan nasıl daha çok para kazanır sizlerle beraber bu videoyu çekiyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Oyun kanalı açmak isteyen, oyun kanalından para kazanmak isteyen birçok arkadaşımız var ve bana her gün hem Instagram'dan hem de YouTube'dan bu konuyla alakalı sorular soruyorsunuz. Biliyorum oyun oynamayı hepimiz çok seviyoruz. Aynı zamanda oyun oynayarak para kazanmayı da herkes istiyordur diye düşünüyorum. Peki oyun oynayarak YouTube'da nasıl çok para kazanabiliriz? Sizlere bu videomda bunun detaylarını anlatacağım. İzlediğimiz oyun kanalları nasıl para kazanıyor ve bu paralarını nasıl farklı farklı modeller üzerinden alıyorlar? Sizlere bunu anlatacağım. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. YouTube son zamanlarda, hatta yaklaşık 2 yıldır arkadaşlar, son 2 yıldır oyun kanallarının daha çok öne çıkabilmesi için veya oyun kanallarının daha fazla para kazanabilmesi için son zamanlarda çok fazla yenilik getirmeye başladı. Çünkü fark ettiyseniz 2017-2018 yılları arasında oyun kanalları çökmüştü ve herkes eğlence videoları çekmeye başlamıştı. Ama YouTube son zamanlarda arkadaşlar oyun kanallarının daha fazla ön plana çıkabilmesi ve daha fazla para kazanabilmesi için yenilikler getirmeye başladı. Ve aynı zamanda oyun kanallarına birçok özellik tanınmış durumda. Hatırlar mısınız bilmiyorum, hatta belki de hala vardır. Eskiden arkadaşlar YouTube Gaming diye bir şey vardı ve o çok fazla tutulmadı. Ve YouTube bundan sonra şöyle bir şey yaptı. Trendler sekmesinde oyun videolarını bulundurmuyor. Trendler sekmesine yeni bir kısım açtı ve orada oyun bölümü var arkadaşlar. Yani artık trendlere girdiğinizde oyun videosu görmüyorsunuz. Ama trendler sekmesinde oyuna bastığınız zaman bütün oyun videolarını orada görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir yenilik oldu. Çünkü trendler sekmesi çok karışık şu anda. Ve her türlü video trende girebiliyor. Bunu düzenlemek amacıyla böyle bir yenilik getirdiler ve bence gayet güzel oldu. O zaman arkadaşlar şimdi isterseniz oyun kanalından nasıl para kazanabiliriz ve oyun kanalından daha çok para kazanmak için neler yapmalıyız sizlere bunu anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar bahsedeceğim en önemli özellik, bakın en önemli özellik kanal üyelikleri. Şimdi diyeceksiniz ki benim kanalımın abonesi çok düşük, ben kanal üyeliklerini açamıyorum. Eğer bir oyun kanalıysanız kanalınız tam 1000 abone olduğu zaman kanal üyelikleri için başvurabiliyorsunuz ve kanal üyeliklerinden para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız ama aynı zamanda tabii ki para kazanmanızın açık olması lazım kanal üyeliklerini açmak için. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde kanal üyeliklerini açmak için 30.000 abone gerekiyor ama dediğim gibi YouTube artık oyun kanallarına daha fazla özellik tanıdı ve oyun kanalları 1000 abone olduğunda kanal üyeliklerini açabiliyorlar ve oyun kanalları 1000 aboneden sonra üyeliklerden para kazanmaya başlayabiliyor. Peki diyeceksiniz benim kanalıma neden üye olsunlar? Yani insanlar neden benim kanalıma ücret ödesinler diyebilirsiniz. Bu da şöyle arkadaşlar, izlediğim birçok oyun kanalı bu yöntemi yapıyor. Arkadaşlar bir canlı yayın açtığınız zaman emin olun katıl özelliğinden size mutlaka üye olanlar oluyor. Ve eğer aboneniz yüksekse, yani yüksekten kastım şu arada arkadaşlar 30.000 40.000 ise ve yavaş yavaş yükselmeye başladıysanız canlı yayınlarla bu kanalı destekleyebilirsiniz ve canlı yayınlar sayesinde çok fazla üyelik alabilirsiniz. Aynı zamanda üyelik sürekli aylık yenilenen bir şey arkadaşlar. Yani size aylık olarak ödenen bir ücret olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden katıl özelliğine, yani kanal üyeliklerine mutlaka oyun kanallarının özen göstermesi gerekiyor. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar oyun kanallarının CPM değerleri çok düşük. Yani ortalama olarak 1 lira, 1,5 lira, maksimum 2 liraya kadar çıktığını ben gördüm. Oyun kanallarının reklam gelirleri düşük. Evet. Ama bunu yükseltmek sizin elinizde. Yani reklam gelirlerinden daha farklı yollar deneyerek yine oyun kanalından müthiş paralar kazanmanız mümkün. Bunlardan ilki de tabii ki az önce söylemiş olduğum kanal üyelikleriydi. Yani dediğim gibi 1000 izlenme başına oyun kanalında 1 lira, 1,5 lira, 2 lira kadar kazanabiliyorsunuz. Ama kanal üyelikleriyle bunu desteklediğiniz zaman, yani katıl butonuyla bunu desteklediğiniz zaman çok daha yukarıya kadar çıkartabiliyorsunuz. İkinci olarak sizlere tavsiyem arkadaşlar, harici oyun reklamları alabilirsiniz. Şimdi abone sayınız artmaya başladıktan sonra bir zaman sonra arkadaşlar sizin mail kutunuza yurt dışından olsun veya yurt içi olsun
oyunlarını tanıtmak isteyen şirketler size mail atıyorlar. Ve siz bir oyunları bir videonuzda oynadığınız zaman, videonuzun veya 2. dakikasında, 3. dakikasında bu oyunu oynadığınız zaman size bir ücret veriyorlar. Bu şekilde de yine oyun kanallarından para kazanmanız mümkün arkadaşlar. Mesela son zamanlarda gördünüz mü bilmiyorum ama hatta görmüşsünüzdür mutlaka. Rise of Kingdoms bütün YouTuber'lara bayağı reklam verdi ve YouTuber'lar videolarında bu oyunu oynadılar. Bahsettiğim şey tam da bu. Bunun gibi oyunların reklamını da yine kendi oyun kanalınızda alabiliyorsunuz ve çok da güzel ücretlere bu reklamları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğerine geçelim. Diğeri de arkadaşlar, canlı yayın siteleriyle aylık ödeme karşılığı anlaşıp canlı yayın yapabiliyorsunuz. Evet, birçok canlı yayın sitesi var şu anda ama ben en başta size Twitch'i önermek istiyorum. Twitch'te öyle bir şey yok. Yani aylık ödeme karşılığında reklam tarzı bir şey yok. Ama Twitch gibi arkadaşlar birçok bildiğiniz canlı yayın sitesi mutlaka vardır. Bu siteler genellikle yayıncılara, Twitch'ten bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın, bazı canlı yayın siteleri oyun kanallarıyla anlaşıyorlar ve aylık ödeme sistemiyle diyorlar ki gel bizim sitemizde bir oyun yayını yap diyorlar. Yani aynı şekilde bir oyun kanalınız varsa bir canlı yayın sitesiyle de anlaşıp yine oradan da para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz birçok canlı yayın sitesi vardır. İzlediğiniz YouTuber'lar olsun, Twitch yayıncıları olsun vesaire. Canlı yayın sitelerinden de aynı bu şekilde para kazanmanız mümkün arkadaşlar. Aylık ödeme sistemiyle buradan da para kazanabiliyorsunuz. Ve bu paralar gerçekten düşük değil. Çok iyi paralara diğer canlı yayın siteleriyle çalışabiliyorsunuz. Hem YouTube'a video atarsınız, hem YouTube'da canlı yayın açarsınız, hem de başka sitelerde canlı yayın açarsınız. Yani oyun kanalı olup da şu an güzel paralar kazanmak gerçekten mümkün ama tabii ki oyun kanalı açmak çok büyük bir sorumluluk ve her gün video atmanız gerekiyor. Haftada bir video atma gibi bir lüksünüz yok. Eğlence kanalı değilsiniz. Haftada bir video atarak asla gelişemezsiniz oyun kanalıyla. Her gün video atacaksınız. Her gün düzenli bir şekilde video atacaksınız. Videolarınız izlenmeye başladığı zaman da bu dediğim şeylerle çok güzel paralar kazanmanız mümkün olacaktır. Dördüncü tavsiyeme gelecek olursak arkadaşlar, bir oyun kanalı açıyorsanız size vereceğim en büyük tavsiye. Bence ben de daha önceden açtığım için size böyle bir tavsiye vermekte kendimi haklı görüyorum. Belirli bir oyuna yönelip sağlam bir kitle edinin. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar bir oyun kanalında 5 tane oyun oynanmaz, 6 tane oyun oynanmaz. Bir oyun kanalında bana kalacak olursa şu anda yani 2020 yılında en fazla 2 oyununuz olsun. Bu 2 oyunu oynayın. Örnek veriyorum, şu anda Brawl Stars oynayanlar var. İşte Clash of Clans, Clash Royale, diğer birçok oyun var şu anda. Hani arkadaşlarımızın çok sevdiği, insanların çok severek oynadığı oyunlar var. Bu oyunlar mesela PUBG Mobile gibi oyunlar şu anda milyonlar izliyor. Ve sizin de yapacağınız şey şu: siz bir oyun kanalı açıyorsunuz. Bu oyun kanalını en fazla bir oyun için açın veya iki oyun için açın. Yani siz bir kanal açtığınızda o kanalda en fazla arkadaşlar PUBG Mobile ve Brawl Stars oynayın. Bu iki oyunu oynayın. Çünkü çok fazla oyun oynadığınız zaman kitleniz asla sağlam bir kitle olmaz. Ve video attığınızda biri çok izlenirken birisi çok az izlenir. Ama siz örnek veriyorum 100.000 kişilik bir Brawl Stars kitlesi sağlarsanız sizin her attığınız video izlenir. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi çok fazla sağdan soldan oyunlar oynamayın. Sadece bir oyuna yönelin. Bu şekilde daha sağlam bir kitle edinmiş olacaksınız ve attığınız her video mutlaka izlenecek. Yani bunu sağlayabilirseniz gerçekten sizin için çok güzel olur. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyun kanallarıyla alakalı daha fazla video istiyorsanız, yani nasıl gelişeceğinizi bilmiyorsanız veya oyun kanalıyla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da yorum kısmında yazın arkadaşlar. Onlarla da alakalı bir video çekebilirim. Merak ettiğiniz şeyler varsa veya diğer konular hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmında bana belirtin. Ben de sizlere yepyeni videolarla bunları açıklayayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.